Tekrar merhabalar değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım. Online Arapça sarf derslerinde derslerimizin 56. bölümüyle sizinle birlikteyiz. Bu bölümde bölüm 56'da inşallah ders kitabınızın 339. sayfasında yer alan ve efendim eee sülasi mücerret fiillerin mastarlarıyla ilgili örnekler üzerinde duracağız. Sülasi mücerdet fiillerin ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde geçen örneklerini göreceğiz. Bir önceki oturumda malumunuz şu an ekranınıza taşıdığım dosya üzerinde çalışırken Sülasi mücerdet fiillerin mastarlarının semai kalan tüm fiillerin rubay mücerdetler dahil olmak üzere mezit fiillerin her iki türünün de efendim mastarlarının kıyasi olduğunu belirtmiştik. Şimdi semai olan mastarlar yani duyuma bağlı, duyuma dayalı sözlük yardımıyla ancak öğrenilebilecek veya işte hocaya sorarak öğrenilebilecek olan e, mastarların örneklerini görüyoruz. Ve ba'u bi gadabin min Allah. Allah'tan bir gazaba uğradılar e, mealindeki ayet-i kerimede gazabe fiilinin mastar olan gazabı görüyoruz ve men hayatü'd-dünya illa la'ibun ve le'bu. Bunları biz sarih mastar diye de adlandırırız. Sohbet penceremize yazayım. Ee, yanlış anlamış olmayın. Şöyle yazdım sarih mastar. Sat ra ya ve ha. Ee, aslında onu şöyle Arapça kullan değiş dönüştürüp Arapça harflerle de yazabilirim. Ee, sohbet pencerenize şimdi düşüyor. Ee, şöyle. Sarih Sarihun, sarih mastar. El mastaru sarihu. Peki ne demek sarih mastar? Ee, şimdi ben onun hemen size tanımını vereceğim. Ee, nereden? Şöyle elimde bir e, müevver mastar diye bir dosya var. O dosyayı açtığım zaman ekranınıza yansıyacak. Ne o? Sarih mastar. Peki sarih mastar nedir sorusunun cevabı? Şu an ekranınızda. Seçilade getirdiğim yer. Fiilin sözlükleri olan mastar biçimine sarih mastar denir. Bir de müevvel maslar var. Tabi bu müevvel maslar konusu gramatik bir konu. Yani bir gramer konusu. E, müevvel nedir? Müevvel maslar da e, efendim maslar olmadığı halde en ne artı isim cümlesi veya en artı mansup muzaden oluşan maslar gibi yorumlanan yapıya da müevvel maslar denir. En ne artı isim cümlesi veya en artı mansup muzari şurada ben oynamak istiyorum veya oynamayı severim anlamında tercüme edebileceğimiz bu la'ibe cümlesinde yer alan el la'ib la'ibenin sarih mastarıdır. Sözlükte yer alan mastar biçimidir. Ancak siz bunu şöyle ifade edebilirsiniz. Şu seçtiğe getirdiğim yere bakarsanız bu en el abe oynamak istiyorum. Anlam bakımından bu en el abe ile bu el la'ibenin verdiği anlam aynıdır ve fakat cümlelerde geçen el laib ile en el abeyi değerlendirirken el laibe mesela mef'ulun bih mansubun bil fethati zahira mef'ulun bihtir mansuptur veya mef'ulun bihtir zahir fetha ile mansuptur diye irab edilirken uhibbu en el ab cümlesinde yeşil renkte seçili getirilmiş olan en el AB bölümü irab edilirken en vel fi'lul mudari ya da ee, enel abe doğrudan okuyarak adını koyup enel abe mastar muevvel fi mahalli nas bin mef'ulun bi şeklinde bir irapla irap edilir. Muevvel mastar irap ederken e, irabı mahallen yaparız. E, efendim sarih mastar irap ederken e, lafzan e, irap ederiz. Yani zahir alametlerle e, zahiri alametlerle irap ederiz enne artı isim cümlesi nasıl müevvel mastar olur e, diye zihninize bir soru takılacak olursa alim tu ennel imtihane garibun cümlesinde şu yeşil renkte seçtiğe geçirdiğim ennel imtihane garibun kısmı müevvel mastardır ve söz konusu alime fiilinin fiilinin mahalle mansup mef'ulun bihidir diye e, izah ederiz. Evet müevvel mastarla ilgili olarak söylemek istediğimizi böylece söylemiş olalım. Ve mal hayatu dunya illa la'ibun ve lehvun. Dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildir. Mealindeki ayette la'ibun'un la'ibe fiilinin mastar olduğunu görüyoruz. Ve bi ayna aynahu Evet. Huzun Bunların şimdi kök harflerinin daha da şöyle söyleyelim. Kendilerinden türedikleri fiillerin kök harflerini tespit et etmek zor olmaz. Mesela huzun, ha, zay ve nun. Gök harfleri bu. Ha, zay ve nun. Peki e, bunun e, orta harfinin harekesiyle ilgili olarak e, şu bilgiye sahip olmalıyız. Kastettiğim şu. Şimdi evet Sülasi mücerret fiillerin malum ve meçhulleri başlığı altında şunu çalışmıştık hatırlarsanız. Sülasi mücerret mazi malum bir fiilin üç vezni vardı. Feale, feile, feule. Peki bu e, getirdiğim harfe faul ya da fa el fiil. Şu seçilere getirdiğim harfe ay ya da ay el fiil. Şu seçilere getirdiğim harfe ise lamul fiil ya da lamel fiilden biliyorsunuz. Bunları hocam ben birinci, ikinci, üçüncü hafta adlandırsam olmaz mı? Olur. Öyle de olur. Peki o zaman bunların ki faul aynul lamul demek biraz dilimizi dudağımızı böyle şey yapıyor zorluyor. Faul aynul lamul değil de fael aynel lamel demek mümkün mü mümkün. Peki zaten dil hafif geldiği için de öyle denmesi teamül haline gelmiştir. Yaygınlık kazanmıştır. O zaman fael fiillerle şöyle seçtaya getirecek olursam bu zaten ortaya çıkmış durumda ama yine de ben dikkat çekmek bağlamında seçtaya getireyim üç farklı veznin her üçünde de ortak olan yön nedir? Fael fiillerle lamel fiillerin hareketlerinin aynı aynı oluşudur. Yani her birinin de feta ile harekelenmiş olmasıdır. Peki bunları bu üçünü, üç vezni, üç farklı vezni birbirinden farklı kılan unsur nedir? Aynel fiillerin hareketleri. Kaç ihtimal var? Üç ihtimal var. Ya fetadır, ya kesradır, ya dammedir. Ortası damme ile gelen mazi fiillerin sayısı orta harfi Fetha ya da ile harekelenenlere göre daha azdır. Yani ortası Fethalı ya da Kesralı olanların sayısı efendim daha çoktur. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Peki e, şimdi o zaman şuradaki huzun, ayet-i kerimede geçen huzun için e, hazene, hazine, hazune seçenekleri var değil mi? Yani kaç seçenek var? Üç seçenek var. Peki bu üç seçenekten hangisinin doğru olduğunu e, belirleyecek olan e, kaynak nedir? Sözlüktür. Bakın dikkat ederseniz şu an ekranınıza taşıdığım sözlükte hazene yahzunu şeklinde feale uli gibi birinci babtan gelen bir fiil var. Mastarı huzun birisini üzmek. Ancak hazine yahzenu bunun da mastarı yine huzun li ya da ala harfçelerle üzülmek bir şeye üzülmek e, hatta ala harfçeleriyle yine yaz tutmak matem tutmak gibi anlamlara geldiği kaydedilmiş. Peki diğer fiillerin tamamında bu denli böyle detaylı efendim bir ne diyelim yorum yapmayacağım. Detaylıca paylaşmayacağım bunları. Şimdilik sadece bu huzun ne bileyim gadap, laip gibi masallar üzerinde böyle şey yapmış olalım çalışmış durmuş olalım. Diğerlerinin bütün e, mastarların fiillerinin üzerinde e, tek tek durmaya gerek yok diye düşünüyorum. Peki ve aynahu minel hozni Dördüncü ayet. Üzülmekten iki gözü ağardı. E, mealindeki ayette el huzun e, hazinenin efendim e, mastar olarak karşımıza çıktı. Ve en bil ezlami zalikum fiskun. Evet peki burada e, yer alan fısk ay, şeyini, mastarını görüyoruz. Peki fısk mastarı nereden türedi? Şimdi onu e, sorguluyorum. Feseka suku veya feseka yefsiku şeklinde hem birinci babtan efendim hem de e, ikinci babtan geldiğini görüyoruz muzarisinin. Feseka suku ya da feseka yefsiku şeklinde her iki e, şekilde kullanılıyormuş. Ama masları her ikisinin de nedir? Fısk. Fes, e, şöyle bakın. Feskun fusukun şeklinde. Bunun fesuka yefsuku şeklinde bir 5. E, beşinci gelen şekli de var. Feskun fısukun, e, feskun fusukun efendim fesaka yefsukunun ya da fesaka yefsukunun mastar olarak karşımıza çıktı. Peki e, şimdi altıncı e, örneğe geçmek istiyorum. Altıncı örnek ellezine yesuddune an sebilillahi ve yebğuneha iveca evet ellezine yesuddune an sebilillahi ve yebğuneha iveca sanıyorum kısa sürede bir bağlantı sorunu yaşadınız şu an sesim ve görüntüm geldim arkadaşlar sanırım iste geldi ben bağlantıdan koptuğunuzu, bağlantınızın koptuğunu fark ettim. Benim bilgisayarım kaynaklı oldu bu. Peki, şu an bağlantımız geldi. Devam ediyorum. Ben bu arada sadece şu fısktan bahsettim. Dersi paketten izlerken fısk hakkında söylediklerimi oradan yeniden izleme fırsatı bulacaksınız. اَلَّذ۪ينَ ve bu ay veca. Bunların tek tek ayrı ayrı her biri için bir sorgulama yaparsak zaman kaybederiz. Buna ihtiyaç duymuyorum doğrusu. E, çünkü bu elinizin altındaki sözlükleri açıp e, sözlüklerden ulaşabileceğiniz, edinebileceğiniz e, bir bilgi. Biz sadece efendim, eee mastarlar, süleris mücerret fiillerin mastarlarını belirleyip geçelim. Hatta zaten de kitabın dizgisi yapılırken e, koyu renkle bold olarak yazılan e, sözcükler, eee mastarlar Masallar zaten biz bakar bakmaz hemen fark ediyoruz. Ve la taqtulu evladakum haşiyete imlaq. Açlık korkusu mu? Fakirlik korkusu. Evet fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. E, mealindeki ayet-i kerimede haşyet maslarını görüyoruz. Thumma enzel aleykum min badil gammi emaneten. Emaneten maslarını gördük burada. Mekan lehumul khiyara. El khiyaranın maslar olduğunu gördük. Feste, e, neymiş bu? Fehasebnaha hisaben şediden. Hisaben e, maslardır. Lekad zalemeke bi suali <fessizlik> na'cetike ila ni'acihi. Sual kelimesi se'elenin maslarıdır. Sarih maslarıdır. E, orada bir soru sormuşsunuz e, Sayın Özkan ama ben anlamadım sorunuzu. Sadece ne dediniz? E, yazınız Tam net anlaşılmıyor. Bir daha yazın isterseniz. da neyi soruyorsunuz? 6'da evecin nereden geldiğine bakalım diyorsunuz. Bakalım. Evet. Kök harfleri ne onun? Kök harfleri ayın vav ve cim. Peki. Avice ya vecu aveç diye vermiş elimdeki sözlük. Fakat bakın şu bir harfin üzerine iki harfi koyduğunuz zaman şu an mouse'umla işaret ettiğim gibi şöyle şu mouse'u dolandırdığım yere dikkat kesirseniz böyle bir şey oluyor. Ee, nasıl söyleyeyim? Bir daire oluşuyor. İkinci harekeyi o dairenin üstüne ya da altına koyuyor. Öyle bir sistem var. Nasıl ee, böyle bir düzensizlik var. Aynı tek harfin üzerine iki hareke konamıyor. Aveç ya da iveç. Kıvrıklık engebe sapma. Nereden geldi? Avice ya vecüden geldi. sorduğunuz bu zannediyorum. Ee, buna bakmış olduk böylece birlikte. Peki devam edelim 12'den. Ee, Enne lehumu zikra. Ee, yine bir sarih mastar olarak karşımızda. Yü, yübeşşiruhum rabbuhum bir rahmetin minhu ve ridvan. Evet peki burada ridvan mastarını görüyoruz. Ee, bir sonraki e, örnek subhaneke haza buhtanun azimun. Buhtan BHT kökünden. Behite olur. Behite olur. Bunları belirlemek, bunları test etmek size e, görev olsun. 15. ayet ve inneddaral ahirete lehiyal haywan el haywan sarih masdar ve la yushrik bi ibadeti Rabbihi ahadan ibadet abededen gelen bir masdar. Qalet rasulukum efillahi şek. Şek kelimesi sarih masdar. Ve keşefna ma bihi min durr. 19. ayet la ta'khuzuhu sinetu ve la num 18'de dur, 19'da 18. sine. Bunlar sülasi mücerred fiillerin sarih masterleri. Seyyenaluhum gazabun min rabbihim ve zille. Evet. Master olan kelimeler seçili hale getiriliyor tarafından fark ederseniz. Ve ateynahul inciyle fihi huden ve nur. Huden sarih master. Fi vakrun ve huve aleyhim amen. Amen bir sarih master. Fehel ila hurucim min sebil. Huruç sarih master. Lahum fiha zefirun ve shehiqun Hem zefir hem de shehiq efendim mastar olarak çıktı karşımıza. E, 25. örnek Vela tulku bi eydikum ile tehluke et kelimesi yine sarih mastar. 26. örnek Vezkur rabbeke fi nefsike tadarruan ve khifeten ve dunel cehri minel qavli bil guduvi vel asal. Bir ayet kelimede bir birden çok mastar geçebilir. Hocam şu da mastar. Bunu niye seçmemiş müellif derseniz. Farklı farklı vezinlerde e, örnekleri vermek istemiş. O yüzden e, bir verdiğini bir kez daha vermiş olmamak için onları seçmemiş. Mesela örnek olsun diye söylüyorum. Yani şurada el kavl kelimesi mastar değil mi? Mastar. Neyin mastarı? Kale yekulü fiilinin sarih mastarı. E, veya tadarro. Bu da mezit bir fiilin mastarı olduğu için e, hale getirilmemiş. Bunun gibi. E, peki okumuş olduğumuz ayet-i kerimelerin mealleri burada. Şu an sayfa 340'da. Hadis-i şeriflerde geçen e, sülâs-ı mücerred fiillerin sarih mastarlarına geldi sıra şimdi. E, sayfa 340'da. Peki e, Leysa ale ki kerbun badel yevmi. Bugünden sonra babana bir sıkıntı yok. Buhari'de geçen bir hadis. E, peki burada kerb kelimesinin sarih mastar oldu. zaten koyu renkte yazılarak belli edilmiş. İkinci e, hadis işte de gadabullahi ala raculin yaktuluhu Rasulullah fi sebilillah azze ve cel. Evet. Peki e, burada yer alan salih mastar gadap kelimesi. Men haddese anni hadisen ve huve yara ennehu kezibun fe huve ahadul kadibin. Kezib kelimesi salih mastar. Kezibe yekzibudan. E, bunun değişik şekillerde e, geldiğini biliyorum şöyle kaf, zal ve ba deyip sorgulayalım. Kezebe yek zibu. Evet. Kezebe yek zibu. Kizbun, kezibun, e, kezbetun ya da kizbetun şeklinde maslarları var. Kezebenin kezebe yek zibu. peki şimdi bir başka örnek. Allahümme cani u'azzimu şükrake. Şükür nedir? Şükür, sarih mastar. Şekeranın sarih mastarı. La tukthiru el kelame bi gayri zikrillah. Evet, zikir ne zekeranın sarih mastarı. Altıncı e, hadis, hadihi min kiberissin. Kiber kelimesi yine neden? Kiber kelimesi sarih mastarlardan. İnne allahe yakbelu tevbetel abdi ma lem yugar gir. Evet burada tevbe kelimesi. Tevbe yetubu filnin sarih maslarda yelqa İbrahim ve ebahu azara yevmel kıyameti ve ala vecihi azara qateratun ve gaberatun evet qatera ve gabera kelimeleri e, koyu renkte yazılmış bunların maslar olduğuna işaret edilmesi için qada Resulullah sallallahu aleyhi, sallallahu ve selleme bir şufaati fi kulli şeriketin lem tuksem. Evet şerike kelimesi Yine bir sarih mastar. Aleyke <laughs> bi fe inneha khiyaratullahi min ardihi. Evet khiyara. yine bir sarih mastar. Zâke inde evâni zahâbil ilm. Zahâbe ya zahâbu <laughs> zahâbun. muzari mastar sırasıyla zahâb zahâbenin hebenin mastarı. Peki 12. hadis. As-sıyâmu cunnetun. Oruç bir kalkandır mealindeki hadiste es-sıyam kelimesini görüyoruz. sülâs mücerret bir fiil olan sâme fiilinin e, sarih masları olarak. Ders kitabımızda e, sayfa kaçta? Sayfa 337'de buraya tekrar döneriz. 341'e tekrar döneriz. 337'de mastarlar e, şöyle asıl mastarlar, mimli mastarlar, merra mastarları, nevi mastarlar, sınay mastarlar şeklinde e, tasnif edildi. Beşe ayrıldı efendim mimli mastar el mastarul sonra merra mastarı yani def, sayı bildiren mastarlar mastar merra e, tür bildiren çeşit bildiren mastarlar mastarun neva efendim e, yapma mastarlarsa mastar sına'i şeklinde adlandırılır sına'i mastar şeklinde biz bu 5 grup mastardan şu an e, ilkindeyiz yani asıl mastarlardayız sarih mastar diye e, at verebiliriz bu mastarlara. Biz tekrar hadis-i şerifleri okuduğumuz sayfaya dönelim. Es-siyamu cünnetunu okuduk. Şimdi 13. örnek. Fe esma'u buka es-sabi. Buka bekanın mastarı. Fe lemma ra'a Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şekva ashabihi. Şekva yine bir sarih mastar. Ve kerrih ileynel küfra vel fusuhu vel asyan أه عصا في لنن مصدر إذا قلت باطلا فذلك البهتان البهتان أه أه ينبغي بالصريح مصدر في قلوبهم شنآن شنآن مصدر olan وأعوذ بك من من الخيانة الخيانة مصدر أنت الحق ووعدك حق وقولك حق Evet. El hakku ya da hakkun. Birisi marife, diğerleri men nekra Aynı kelimenin marife ya da aynı ismin diyelim. Aynı ismin efendim e, marife ve nekra şekilleri verilmiş burada. 20. örnek inne eberral bir silatul veledi ehle vuddi evihi. Evet. Vud kelimesi burada sarih mastara örnek olarak verilmiş. Men salla es subha fehu fi zimmetillahi. Kim sabah namazını kılarsa o Allah'ın zimmeti, Allah'ın koruması altındadır. Ee, anlamındaki hadiste zimmet maslarını görüyoruz. Men de'a ila huden, huden salih maslar. İnne ahadekum mir'atu ahihi fe in ra'a bihi ezen fel yumtuhu anhu ezen ezanın sarih e, 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 salih masları. Peki bunda bir sorgulayalım bakalım ne verecek. Alif, zal ve şöyle Evet. Eziye ye'za Eziye ye'za. Masları e eden Eza, eziyet, acı çekmek, sıkıntı çekmek. Eziye <laughs> ye'za. Evet. Eziye <evet. gülüyor> ye'za'nın masları ezen. Ya ehlal cenneti kholudun felamevte ve ya ehlal nari kholudun felamevte. Evet. 24 numaralı e hadis e nasılmış? Eee Ey cennetlikler, ebedilik artık ölüm yok. Ey cehennemlikler, ebedilik artık ölüm yok. E, mealinde bir hadis. Burada hulut. E, bunun e, kendisinden türediği fiil ne? Halede diyebiliyorum ben. E, siz nasıl biliyorsunuz? Halede diyen biliyorsunuz. Halede ya mastarı hulut. Halede ya mastarı hulut. Rakibet aişe tuba'iren fe kane fihi su'betun su'betun saubeden mastar fe inna ahaden lam yu'ta ba'da al yaqini khayran min al afiye yaqin yine bir sarih mastar ma min abdin yahrucu min baytihi ila guduwin au rawahin ila al mescidi evet buradan gudu yine bir sarih mastar 27. cümle mi bu? 27. cümle. Sabah akşam evinden çıkıp mescide giden hiçbir kul yoktur ki diye başlayıp devam eden bir hadis. Subhanallah yulqi bi yedeyhi ilet tehluke. ile tehluke. Subhanallah elleriyle tehlikeye atıyor. Mealindeki hadiste tehluke kelimesi yine bir sarih maslar olarak karşımıza çıktı. Evet değerli arkadaşlarım. E, sayfa 342'deki e, çalışmamızı da e, böylece tamamlamış olduk. Yani Daha doğrusu sayfa 341'deki, 342'deki e, cümleler bir önceki sayfada yer alan hadislerin e, tercümeleri. Şimdi sayfa 343'e geldik. Burada ne göreceğiz, ne üzerinde duracağız. E, Mezit fiillerin mastarları. E, 4-5-6 artı fiillerin mastarları. E, bu sayfadan itibaren biz nereye kadar, ben size söyleyivereyim hemen hızlıca. E, ta sayfa evet şöyle bakayım hatta bu konunun sonuna kadar yani sayfa 352'ye kadar e, ve en kötü ihtimalle sayfa 350'ye kadar haddi e, şu ana kadar derslerimizin akışı içerisinde bu sayfalara geldik bu sayfalar üzerinde durduk bu sayfada yer alan tablolara işaretler de bulundum işaret ettim e, fakat yani böyle hızlıca yüzeysel olarak yine tekrar hatırlamakta fayda var. Mezit fiillerin mastarları kurallıdır. Biz buna ne demiştik şu ana kadar? Kurallıdır demek de başka bir şey dedik. Ne dedik? Başka bir şey dedik. Evet güzel. Cevaplarınızı tebrik ediyorum. Cevaptan zor. Kıyasi dedik. Kıyasi demek, kural demek aynı şey zaten. Semai dediğimizde de zaten neyi anlıyoruz? Kuralsız anlıyoruz değil mi? Semai, semiadan. sema, yesmo, sema, Semia duymak, işitmek. Sema'i duyuma bağlı, duyma dayalı. Peki dört harfli fiillerin mastarları. Bakalım şimdi bunlara. Ef'ale yuf'ilu if'al. Ahrece yuhricu ihraç. Ef'a yuf'i if'a. A'ta yu'ti yata. Ef'ale yuf'ilu if'alun if'aletun. Ekame yuqimu ikamun ikametun. Sonra efe'a yuf'i, if'a. Örneği etemme yutimmu itmam. Ev ale yu'ilu i'al. Örneği evcebe yu'cibu icab. Sonra e, a ale yu'ilu i'al. Amene yu'minu iman. E, ey ale yu'ilu i'al. Örneği ey kaza yu'kizu i'kaz. Sekizinci sırada ev a'yı görüyoruz. Ev ağ, yu i, i a yu'i i'a. Örneği evla, yuli, ila. Sonra dokuzuncu sırada a, a, yu, i, i, a'yı görüyoruz yine. Örneği ata, yu, ti, i, ta, un. Peki, inna Allahe ye'muru bil adli vel ihsan. Peki bunlar, hadi zaten de şu verilenler Sülasi, Mezit, Rubai'nin if'al babında gelen mastarlar. Gerek if'alun, gerek ifaun, gerek ifaletun ya da ifadun, gerek ifaun, gerek i'al, gerek i'aun bunların tamamı e, ifal babında, sülasi mezrubanın ifal babında gelen mastarlar. İnne Allahe ye'muru bil adli vel ihsan. E, şimdi artık şunu sorma vakti geldi. Sizin için su içmekten daha kolay. Ben su içerken siz de bunun bana hangi fiilden e, gelen bir master olduğunu yazın bakalım. El ihsan. Bunun e, kök harflerini sormuyorum. Yani üç kök harfini sormuyorum. İhsan hangi fiilin masları diye soruyorum. Bakın sorumu tekrar ediyorum. Ben kök harflerini sormuyorum. Heh. Evet. E, ne yazdınız? Bekliyorum. Sayın Özkal cevabınız doğru birinci verdiğiniz cevap siz sülasi mücerredini soruyorum diye düşündünüz. Sülasi mücerrede bunun ne zaten? Hasene mi hasune mi? Kök harflerin ortasındaki harfin harekesi için yegane kriterimiz sözlük ya. Ben şimdi şöyle yapayım. Hasin nun yazdım. Sorguladım. Hasune yahsunu husun. O zaman hasene değilmiş. Neymiş? Hasuneymiş. Peki sayın alkış ahsene yuhsinu yuhsinu dedi. Muzalesini birlikte verdi. Teşekkür ediyorum. Ahsene yuhsine ihsan. Değil mi? Peki. Ve men yetebedde lil bil imani fe dalle sevae sebil. Buradaki iman neyin mastırı? Amene'nin mastırı. Amene. yu'minu iman. Ve ceale lekum min culudil en'ami buyuten testekhifunaha yevme zarnikum ve yevme ikametikum. Peki. Ekame yuqimu ekame. Değil mi? Ekame yuqimu ekame aşağıda yine ikam var. aynı kökten türeyen. Ricalun la tulhihim la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillahi ve ikamis salati ve itaiz zeka. Evet ikam ve ita. Ekame yuqimu ikame. Değil mi? Şurada efale yufilu ifalun ve ifaletun var ya ekame yuqimu ikamun ve ikametun diye düşüneceğiz. Zaten burada örnek olarak verilen fiilde e, bizzat e, şu ayette geçen efendim e, fiilin ta kendisi ya da masların ta kendisi I, ita eee ata verildi mi burada verildi bakın şu ata yu'ti ita Dokuzuncu sırada verilen fiil. Evet peki şimdi sayfa değiştiriyoruz. Sayfa 344'e geçiyoruz. Yani bir sonraki sayfaya e, taşınıyoruz. Ve ene usalli umi'u ima'en nahvehu. Evet. o ima'en. İma yine e, bir mastar. Şu dersi mezruvai e, fiil mastarı. Fe inne ikamete min husni İkameyi konuştuk üzerinde durduk. Şu fiilin mazisi ata. Muzarisi fiil dedim. Düzeltiyorum. Şu ismin. Yani mastarın daha doğrusu. Ki mastarlar isimdir. Artık bu bilgiye sahipsiniz. Fe <laughs> inhum e, ebev fed'uhum ila i'ta'il cizye e, peki burada geçen mastar ne? i'ta mazisi a'ta muzarisi yu'ti mastarı i'ta dördüncü cümle inne itmame rada'ihi fil cenne itmam etemmenin mastarı etemme yutimme itmam Beşinci cümle babu ikazin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ehlehu bil vitri. Evet peki ikaz ey kazanın master, Ey kaza yok Ey zaten dilimizde de doğrudan doğruya aynı telaffuzda kullandığımız ya da benzer bir telaffuzda kullandığımız bir isim bir mastar ikaz ik ikaz etmek deriz ya uyarmak anlamında aslında ikaz uyandırma demek ey kaza uyandırdı efendim ya da uyardı e, ey kaza yok ey kaza. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ailesini bitir namazı hakkında uyarması bölümü e, diye tercüme edilmiş. Bakın aşağıda e, şu seçtiğim yere dikkat ederseniz 6. ve son örnek bu bölümün son örneği vel ila'u huve en yahlifer raculu la yakra bemra'etehu erba'ete eşhurin evet el ila'u ee, i̇manın fiili. Hangi i, ima? Nerede ima? Bakayım. Ee, kaçıncı? Bir mi? Ha şu mu? Ee, ama. Ama. Yu'mi ima. Ama. İma etmek. Ama. Ben endek sözcüğün onu alacağını zannetmiyorum. Ee, yazayım ama. E, ben fiili veriyorum size. Ee, fiil neymiş? Ama. Evet. Evet. Ummi verdi bu. Ummi ama bu yani bizdeki ima var ya dilimizde kullandığımız. E, aynen e, şeyden geliyor. Arapçadan geçiyor. İma etmek. E, ben o tarafa doğru ima ederek namaz kılıyordum. Meali de öyle zaten. Fiili ama sayın Özkan. Ama yu'mi imaen. Şurada verilen şeylere bakın. E, efendim. Şöyle bakın aa, aa. A, A, Şöyle yapın. Şu seçtiğim yerde şu ayını kaldırın. Yerine bir mim koyun. Ama. Peki muzası yu mi. Şurası da ima un. Şuradaki ayını kaldırın bir mim koyun. Oldu ima. Tamam mı? E sorunuz cevap buldu mu? Ata yu ti ita un gibi. Peki. Şuradan devam edelim. Neredeyiz? Ee, şimdi şu fiillerin üç babı var ya sülasi mezrubailerin üç babı var. Peki bu üç babı olan fiillerin e, ilk babı ifal. ikinci babı tef'il. Üçüncü babı mufaale. Görelim mi bunları? Görelim. Şöyle bakın. Ee, sülasi mezrubailer sülâs ruba Mezrubâî'lerin birinci babı şu an ekranınızda. İf'âlun. Peki bakıyoruz. İkincisi tef'îlun. Üçüncüsü mufâ'letun. Peki şimdi biz if'ali çalıştık. Sırada ne var? Tef'îl var. Tef'îlin tef'îl dışında bir de tef'îletun ve fi'âlun şeklinde gelen maslar biçimi var. Dolayısıyla mesela fe'ale kalıbından gelen kelleme muzarisi yükelli müdür? Mastarı hem tekliyim hem efendim bakayım ha şöyle e, sözümü ben geri alıyorum. Düzeltiyorum. E, şunu söyleyip e, örneklenirsem daha iyi olacak. Şimdi kelleme muzarisi tekliyim mi? Mesela ben size bir ayet söyleyeyim. Ve kellemallahu musa tekliğimen Oradaki tekliyim ne olur? E, şeyden siz söyleyin. E, Nahiyyüden ne olur? İrabtan? mef'ulün mutlak olur değil mi? Ve Allahu Musa teklimen. Allah Musa ile kesin kes konuştu anlamında. Mutlaka konuştu anlamında. Peki teklim nereden geldi? Kellemeden geldi. Şimdi kelleme mazi e, kalıbı. Muzarisi yükellimu. masları teklim. Peki e, zekkera. Tezkir ya da tezkira. Bakın burada tezkira şeklinde bir mastarı var. Neyin? Zekkera'nın. Ee, başka? Kezzebe, yükezzi, bu tekzi. birlikte bir de kizzab şeklinde bir mastarı var. Anlaşıldı mı? Ee, demek ki her, e, ne diyelim ona Rubai, e, sülâsime, rubai fiilin e, mastarı aynı vezinde bulunmak durumunda değil, farklı vezinlerde de gelebiliyor. Ve kellemallahu Musa teklimen zaten aşağıda varmış. Ben burada olduğunu görmedim doğrusu. Şimdi görüyorum. Ee, peki teklim kellemenin masları Ve innehu letezkiratun lil muttaqin. Tezkira. Madem bunlar bu kalıptan geliyor. Bunun mazisi zekkara o zaman. Zekkara, yüzekkiru. Tezkir e, şeklinde gelen e, biçimi e, var mıdır yok mudur? Bunu e, sözlük bilir. Baktık zekkara burada ben e, tezkir diye bir şey görmüyorum tezkirayı görüyorum ama bakın şu tezkiratu zehap ve iyap tezkiratu zehap ve iyap gidiş dönüş bileti anlamında burada ne anlamda tezkira ikinci e, cümlede şüphesiz o mutlakiler için bir öğüttür anlamında ve kezzebu bi ayetina kizzaba yukarıda verilen e, şu kizzab bakın burada ayet-i kerimede geçti ve kezzebu bi ayatina kizzaba ve ma kana salatuhum inde'l beyti illa mukan Evet peki e, sayın e, Alkış ve sayın Özkal şu an aramızdadır. E, size sorayım bakalım tasdiyenin e, kendisinden türediği fiil ne? Kendisinden türediği fiil deyince aklınıza sülasi rubai şekli gelecek. Sülasi rubai'nin mazisini soruyorum. Ya yani bunu kök harflerini sormuyorum. Evet cevabınızı bekliyorum. Evet Sayın Özkal siz de, e, cevap verecek misiniz? Ben de sözlüğümden sorgulayayım onu. Evet. Bunun mazisi yani sülalesi müceredi sadıya yes ta, çok susamak demiş. Sada ya da e, saden asla yankı diye tercüme edilmiş. Tesadda. Başka bir anlamda tercüme edilmiş. Evet Sayın e, Alkış'ın cevabı doğru. Ee, yukarıda bakın Sayın Alkış yazdı. Sadda diye. Sadda yusaddi tas diye. Ee, şöyle bakın. Şunun gibi. Şöyle düşünün. Sadda. Hangi vezinde? Fa'a vezinde. Sadda yusaddi tas diye. Sayın Özkal şöyle yapalım mı? Burada fa Burada fa'yı kaldırıp yerine sat koyun. Ayını kaldırıp yerine de dal koyun. Sadda. Ne oldu? Muzarisi yusaddi. Masları tas diye. Peki. Şimdi. Fela yastatiyone tavsiyeten ve la ila ehlihim Hadi şunu da sorayım. Ben bunun kendisinden türediği e, sülâs-i mezrubâ de yazmanızı isteyeyim. Bekliyorum. Tavsiye. Evet. Sayın Özkal, Sayın Alkışa katılıyor musunuz? Yoksa farklı bir görüşünüz var mı? Tamam. Aynı görüştesiniz. Ben de aynı görüşteyim sizinle. Bence de sizce. vassa yuvassayı tavsiye. Fe Allah azze ve cel kellemehu teklimen. Evet. E, Hadis-i şeriflerde geçen rubai fiillere, sülas mez geçtik şimdi. Tekliğim kellemenin masları. Neheytukum an ziyaretil kuburi fe zuruha fe inne fi ziyaretiha tezkira. Evet tezkira. bunu nereden alacağız? Zekkara'dan alacağız değil mi? Zekkara. Yüzekkiru. Ancak e, tezkir diye değil. Ne yapacağız? Tef'iletun kalıbında tezkiratun diye alacağız. Peki geçiyorum inne ter neymiş o inne teraket tesmiyete ha inne değil inne olur mu İnne olursa bu okuyuş doğru olmaz zaten in teraket tesmiyete amiden e adel adel vudu'e eğer besmeleyi kasten terk ederse abdesti iade eder in teraket tesmiyete amiden e adel adel vudu'e evet o zaman abdest öncesinde besmele çekmenin vacip olduğunu anlıyoruz bu hadisten. Ortaya o çıkıyor sanıyorum. Yani zahirden anladığımı söylüyorum ben. İn teraket tesmiyete. Sen ma yüsemmi. Bunun e, mazisine sen ma muzarisi yüsemmi tesmiye. Evet. Peki. E, şimdi nereye geldik? Mufaale'ye geldik. Mufaale. Peki şu. Ekranda da zaten seçili halde o bu bab. Mufaale babı. Mufaalenin değişik şekilleri var. Bakın mufaale ve fi'al ve fi'al. Bu önemli. E, Mufaaletun ve fi'alun ve fi'alun. Mesela katele muzarisi yuqatilu mestar mukateletun ve kitalun ve kitalun. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bakın burada kaç e, kelime birden seçtim? Üç kelime birden seçtim. Peki bu seçtiğim getirdiğim kelimeler var ya şunlar şu üçü mukateletun ve kitalun ve kitalun Bunlar qatelenin masları. Mugatela, kıtal, gıytal. Her üçü de qatelenin e, masları. Peki şimdi e, ders kitabınızda verilmiş mi bu? Verilmiş. Faalenin masları mufaale. Fial verilmiş mi? O da verilmiş bakın. Fial. Peki o zaman cadelenin masları mücadeletun veya cidalun. E, biz her iki ismi de her iki efendim sözcüğü de dilimizde kullanıyoruz. Türk dilinde. Mücadele kelimesini de kullanıyoruz. Cidal kelimesini de kullanıyoruz. Demek ki bu neymiş? Cadelenin efendim mastarıymış. Sarih mastarı. Ee, peki. Şimdi faale kalıbında gelen fiillerin e, nakıs olanları faa kalıbında. Mastarları mufaatun kalıbında. Mudaf yapıya sahip olanlar da fa'a kalıbında mazi malumları. Efendim e, mastarlar ise mufaaton şeklinde geliyormuş. E, bunlar şimdi örneklendirilecek. Nerede? E, sayfa 345'te. İnna enzelnahu fi leyletin mübareketinde. Bârake yubâriku mübâreke. Bârake yubâriku mübâreke. E, i̇kinci cümle, ikinci ayet. Fela rafete ve la fusuqa ve fil hac. Evet cidal. Cadele cidal. Az önce konuştuk bunun üzerinde. Vallahi ma messet yeduhu yedem ra'etin kattu fil mubayati. Vallahi biatta onun eli asla bir kadının eline değmedi. Bu geçen bir hadis. Evet peki o zaman bu mubaya nereden gelir? Baya'a'dan gelir. Baya'a o mubaya'a. Fil küfrun, cidal fil Kur'an Kufrun, Cidal cadede yücadinın masları, Kullu ummeti muafatun. Bakın muafat şöyle. Afa yuafi muafat. Hangi vezinde? Fa'a vezninde, fa'a fa kalıbında. Muzarisi Peki mazisi afa ise muzarisi yuafi, masları mua e, ne olacak? Muafat olacak. Burada bakın mufaat ancak buraya bakın muafat. Niye? Çünkü burası faa. Benim söylediğim fiil ne? Afa. Karıştırırsanız tertibi şayet tertipte harflerin e, sırasını karıştırırsanız afiyetten hatırlayın. Afiyet. E, afiyet ayın önce fa sonra afiyet. O zaman afa. afi muafat diye düşüneceğiz. Tamam mı? Evet peki. Evet. İza kanu eksera min salasetin fela la bil musarati vel munacati. Evet peki munacat hangi vezinde? Muafat vezinde. O zaman naca yunaci munacat. Bu munacat nereden gelmiş? Naca'dan geldi. Naca'yı vezin olarak, kalıp olarak faa'dan aldık. Naca yunaci munacat, tamam mı? Peki sonra ne var? E, musarra var musarra da e, sarra e, diye düşüneceğiz onu. Sarra fa akalabında mastarı musarratun. Peki sarra yusarru musarratun diye. mazi muzari mastar sırası da sayacağız. Peki faal leledeyiz. E, peki bu bu da rubai ancak sülasi mezit rubai değil bu. Ne bu? Bu rubai mücerret. Eee rubai mücerret fiillerin e, tek babı var. Nerede bu bilgi? İşte ekranımızda e, şurada. Rubayi Mücerred fiillerin e, tek babı var. O da faalele yufadilu faalele ve fiyelal. Efendim burada kalalım. Notlarınızın arasına e, sayfa 345'te kaldık diye not düşün. E, gelecek bölümde görüşmek, umut ve duasıyla fi emanillah.